öyle olacak diyelim. Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında haftalardır izi sürülen bir cinayet çözüldü. Hem de şok bir itirafla. Ali Toprak'a çalıştığı serada ölü bulduğunu iddia ederek polise ve sağlık ekiplerine haber veren eşi, çelişkili ifadelerin sonucunda köşeye sıkıştı ve kocasını öldürdüğünü daha fazla saklayamadı. İşte canlı yayındaki o anlar. Ne yapmasaydı babanı yapacaktı. Evet, cinayeti işlediğini itiraf etti ama nedenini savcıya anlatacakmış. Haftalardır gizlenen düğüm sonunda çözüldü, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Ben iki çocuğumu korudum şimdiye kadar. Ama olmadı, başaramadım. Çocuklarımı korudum ben sadece. Pişman mısınız peki? Ali Toprak 31 Ağustos günü Mersin'in Anamur ilçesinde işçisi olduğu muz serasında ölü bulunmuş, ailesi katilin bulunabilmesi için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Bulunma pozisyonu tam olarak bu şekilde. Ya böyle kaldırdım, ya böyle çekecektim. Tamam. Sonra ben kendim düşmüşüm. Sonra adam nasıl bu pozisyona geldi? Şimdi burada çok geniş bir kan izi var. Tam ayaklarının dibinde. Demek ki daha kapıdan içeri girmeden öldü. Kafası oraya düştü. Daha sonra buraya çekildi. Yani dışarı işlenmiş. Baktım kafasına kan akıyor. Ondan sonra seslendim, böyle yüzüne falan dokandım. Ne oldu falan dedim, ses vermedi. Şüphelerin odağındaki tek isim 44 yaşındaki adamın cesedini bulan ve çelişkili ifadeleriyle her geçen gün köşeye sıkışan eşi Alime Toprak'tı. Başka birim vardı Ali geldiğinde senin yanında? Biz beraberdik. O zaman ya seni öldürdüm ya da biliyorsun. Sen gitmemişsin oraya kuzu, yani yanlış hatırlıyorsun demek ki. Gitmedim dedim ama gittim ben diyorum. Gitmesem gitmedim derdi. Gidişiniz varsa geriye dönüşün de görünecek. Benim hiçbir alakam yok. Sen ben ne sorsam ben suçlu değilim diyorum. Çocuklarımı sevmiyorsam. Sorulan her soruya kaçamak cevaplar veren 31 yaşındaki kadın bir bir ortaya çıkan gerçeklerle cinayeti daha fazla saklayamadı. Reklam arasında Müge Anlı'ya her şeyi itiraf etti. Evet, cinayeti işlediğini itiraf etti ama nedenini savcıya anlatacakmış. Size evde mi işkence yapıyordu? Ne yerde? Bana yapsın umurumda değil ama o çocuklarıma yaptı. Yani dayanamadım. Küçük oğlumu aşağı attı. Nereye? Balkon vardı, balkondan. Oradan aşağı attı benim oğlumu. Verme yapmasaydı babanı yapacaktı. Katil zanlısı eş cinayet günü yaşananları anlattı. O an senin gözünü döndüren neydi? O gün beni bayağı bir dövdü sırada. Kafamı vurdu, ondan sonra hocam bıçakla üzerime geldi. Bitireceğim burada dedi, ondan sonra hocam ben bilmiyorum gerisini gayrı. Benim raporum var, hiç kimse bir şey yapamaz bana dedi. O demiri nereden buldun? Serenin içindeydi. Benim sevdiğim çocuklarıma kim bakacaktı? Ben canımı korudum orada sadece. Son isteği ise yine çocuklarıyla ilgili oldu. Sadece beraber yaşasın istiyorum. İki kardeş. Var mı emanet edebileceğim bir akraban? Onlara da ben maddi anlamda da destek olurum. Büyük oğlum biliyor, değil mi? Biliyor ama benim oğlum hiç babam öldü diye de ağlamadı. Çünkü çok çektirdi benim oğluma. İlk anne kurtulduk dedi. Öyle mi dedi? Cinayetin itirafından dakikalar sonra emniyet yetkilileri de Alime Toprak için geldi. Çocuklarımı korudum ben sadece. Pişman mısınız peki? Stüdyoda gelen o cinayet itirafının ardından Alime Toprak program çıkışı gözaltına alındı. İşte Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri buraya stüdyoya geldi ve genç kadını gözaltına aldı.